Mürşit İbn-i Revandi Beyin Yaralayan adlı kitabını Kur'an'a karşı nasıl yazdığını anlatıyor. Onu kılıçların mülhit kanıyla yıkadığı, ilmin yakıldığı infaz taşında yazdım. Ne sapıttım, ne de azdım. Onu yazarken ben yılanın gömleğinden çıktığı gibi satır satır çıktım karanlığımdan. Dedim ki aklın ötesinde doğaüstü bir şey yoktur. İblis yoktur. Melek yoktur. Demiri çeken mıknatıstır. Buna tılsım demeye gerek yoktur. Akıldır insanı bilgiye götürecek olan, şu namaza, şu hocaya, yani şu kara boş inanca gerek yoktur. Dediler ki bak, korlanmaya başlıyor toprak, altın tahtların altında. Dilin bunları söylemeyecekti. Bunları söylemekle vaktinden önce kopardı kıyameti. Dediler ki bak, kudretini karanlığından saygınlığını yarattığı ilim heyulasından alan Tanrı'nın dev gölgesi sana ve sana inanan halka, Dostun ciger paren iki gözün İsak el verraka, Harlı aşkın asidölün ürünü, Mülhit ve münkir diyor. Dedem aldırmayın. Mülhit ve münkir değiliz. Yeni düştük toprağa, her şeyi bilmiş değiliz. Aydınlığımızda henüz hayli karanlığımız var. Bırakalım davamızı zamana, zaman hareketin bilincine ışık emziren anadır. Zaman engin, zaman güzel, zaman gerçekten yanadır. bize gelince biz cehennemler rağmına ilim ile iş gibiyiz. Gümüş şarapta demlenen dallı bir yemiş gibiyiz.